Jaha almış abi. Benim bütün planlarım suya düştü. Hepsi ters tepti bu arada. Adam bana boncuklu bilezik yapsın diye Cimer'den şikayet etmiştim. Bu adam çok müstehcen. Çok cinsel duygularımı dürtüyor. Devletin bütün cinsel organlarını harekete davet ediyorum. Devletin şu anda devletin bütün cinsel organları hareket etmeli bu konuda. Bu cinsel yayınları kapatmalı. Çok şeyi gördüm çok böyle şey oldum. Müstehcen oldum diye şikayet ettim. İçeri içeri atıldı ama içeride bana boncuk yapmadı, üstüne çıktı. Bir de benim yayın saatimde yayın yapıyor, beni bitiriyor şu anda. Berat, berat aldım diye. Adam berat almış. E şimdi o bir ay boşuna mı yatmış oldu abi? Dedim tazminat açmayacak mısın? Bir şey bir şey bir şey dedi. Nazikçesi açacak, açmakla yani baya bir e, açacak. Annesini bile sinemaya götürecek yani, açacak e, davanın. Davanın annesi bile sinemaya götürecek. E dedim zengin ol zengin olursun artık. Zengin olduktan sonra bana bir boncuk bilezik yaparsın. Caho hakkında haber yapan tayfa. Yani arkadaşlar gerçekten çok üzücü. Paranız varsa öyle bir noktadayız ki şey yapabiliyorsunuz, iftira atabiliyorsunuz. Çok üzücü. Neden biliyor musunuz? Şimdi mesela sen bir gazetecisin. Ok troll, aktroller de var tabii ki de. Bize daha çok zarar veren bize daha yani. bize daha çok zarar veren onlar ya. O yüzden ok trollerden bahsediyorum. Tabii diğerleri de aynı. Adam mesela sen aday oldun diye, üçüncü bir aday oldun diye sana söylemediği lafı bırakmıyor. Dedem diyor 69 yapacaktı da senin yüzünden yapamadı bilmem ne. Sana ağzına gelen her şeyi söylüyor aday olduğun zaman seçimden önce. Hatırlıyor musunuz? Tele 1'de bilmem nerede ağızlarına gelen her şeyi söylediler. Ya para karşılığı yapıyorlar bunu. E sen bunlara tazminat davası açıyorsun. Hukuki yollardan hakkını aramak istiyorsun değil mi? Tazminat davası açıyorsun. O dava uzuyor da uzuyor. Olur da bir de şöyle ilk başta şey oluyor para cezası alıyor. Ondan da HGB alıyor zaten. Sonra bir daha tazminat açıyorsun bu sefer. İkinci de tazminat açıyorsun. Aslında ilk başta hakaret davası açıyorsun. Tazminatı da kaybetti. Ödüyor, ödemiyor. Ondan sonra işte icraya veriyorsun. icra takibi bekliyorsun. Falan filan derken oldu da ödemesi gerekirse zaten abicim onun ödeyeceği para onsa sana o ettiği hakaretten dolayı yüz kazanıyor zaten. Yani onun mamasını baştan veriyorlar. O çok üzücü bir durum işte. Onun mamasını baştan veriyorlar. Yani şöyle bir şey, şöyle bir şey düşünün arkadaşlar. Bana mesela birisi diyecek ki al sana işte şey 1 milyon dolar tamam mı? Al sana 1 milyon dolar bilmem kime sürekli iftira at. Sürekli söv, iftira at, söv, iftira at. Söveceğim, iftira atacağım. Vereceğim tazminat en fazla 100 bin TL. 900 bin TL'si Allah bereket versin. Şey dolar mesela. 100 bin dolar. Çok çok abartıyorum yani. Çok çok abartıyorum şu an. 1 milyon TL verdiler diyelim. 100 bin TL tazminat verdim. 9 bin TL'si. O yüzden bu iş bitmiyor ki. O yüzden bu iş bitmiyor. Maalesef bu işin sonu yok. Gerçekten yok. Yani bence bak bence birine bu şekilde iftira attığı kanıtlanan insanın bir daha gazeteci, yayıncı vesaire olmaması lazım. Basın kartı falan filan varsa ellerinden tak diye alınması lazım yani. Ya mesela ilk başta şu kadar sene boyunca alacaksın elinden. Bir dahaki seferi süresiz alacaksın. Ya da izin vermemen lazım iftira attığı kanıtlanırsa mahkemede. Öyle olsa basın kalmaz. E iftira atmasınlar aga. Ya çünkü açık açık iftira atıyorlar. İftira atıyor. Başına geleceğini bilerek atıyor bu arada. Çünkü diyor ki ben buna kaç sene sonra tazminat versem bile... ...ben zaten almışım sakalım diyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Size ciddi bir şey söyleyeyim mi? Bize zaten çok sonra veriyor ya onu. Lan zaten faize koysa o parayı faiziyle fazla fazla öder. O tazminatı. <laughs> Mal varlığına. Evet. Ama onu da ayarlıyorlar. Çünkü adam karısına şey yapıyor... E, mal varlığını veya işte eşine dostuna falan aktarıyor. Türkiye dürüst gazetecileri yaparlar. Abi işte sistem de düzgün çalışacak o zaman. Bu şey gibi idam olsun mu olmasın mı muhabbeti gene aynı. Sistem düzgün çalışacak. Yani iftira attığı kanıtlanana. Bir şey söyleyeyim mi? Zaten siz yandaşlara veya iktidara karşı bu şekilde bir şey yaptığınız zaman zaten içinizden geçiyorlar. O zaman içinizden geçiyorlar zaten. O zaman içinizden geçiyorlar. Ama normal sahada bir vatandaşa, bir vatandaşa veya başka bir partiye, ufak bir partiye yapıldığı zaman bir şey olmuyor. İktidar yaptığınız zaman zaten içinden geçiyorlar. <laughs> Razem Bak bu tür olayları yaşanırken yalan haber yapan bir kanal vardı. O kanalı aile şikayet etmişti. Adamın cevabı beni mahkemeye verebilirsiniz ama videoyu kaldırmam olmuştu. Böyle yüzsüz bunlar. Aynen böyle. Aynen böyle. Çünkü adam şunu biliyor. Bak bu adam hiç kimse tamam mı? Bu adam pisliğin teki diyelim. O herifi tanımıyorum ama bu söylediğin kişi büyük ihtimalle pisliğin teki. Adamın pisliğin teki çıktığı Rıza Baba var ya işte oradaki pisliğin teki yani. Bok yani. Şimdi bak aynı şekilde iftirayı Jaho o kişiye atsa Jaho'nun çok parası var diye bu herif zengin olur. Buna koyayım. Bunlar maalesef böyle piyon kullanıyorlar. ...piyon kullanır. Yani hiçbir değeri olmayan disposable dediğimiz hani çetelerde vardır ya, kartellerde. Karteller şeyi kullanır ya. Böyle o çeteye yeni girmiş, dahil olmuş. En böyle alt seviye adamı kullanır. Vurulursa o vurulsun ya da işte hapse girerse o girsin. Çok önemli değil. Sen böyle bir adamla nasıl birebir mücadele edeceksin? Bildiğin pislik, herif bildiğin pislik çünkü. Ne yapacaksın yani? Ne yapabilirsin? Legal olarak ne yapabilirsin? Herif pislik. Herif diyor ki ver mahkemeye. Ver mahkemeye. Ne yapacaksın diyor. Pislik herif. Mesela level 1 crook aynen öyle. Böyle abi. Yani bütün bu dört parti karteline karşı konuşan insanlar, partiler, parti liderleri, kişiler, youtuberlar, ünlüler, gazeteciler hepsi bu kartelin bu level 1 crooklarına hedef olabiliyor. Hedef olabilir. Yarın ben de olabilirim. O yüzden bu olayı şey yapmıyorum. Ne derler? Gündemde tutuyorum yani. Yeni bir gelişme olduğu zaman sürekli konuşuyorum yani. O yüzden. Düşünse bir herif diyecek ki e, Faydal hakkında şunu şunu buldum. Sallayacak tamam mı götüne? Ama herif hiçbir şey yani. Şimdi ne yapacaksın ki herif? Yani ben de mesela herifin pisliğini bulsam çıkarsam ne olacak? Ne olacak herif? Hiç kimse çünkü. Onların en böyle level one. Ne deniyor da? Kruk değil de şey. Henchman henchman. Level 1 Henchman abi. O şey var ya, John Wick, John Wick e, dakikada 60 tane vuruyor ya onlardan. Daki, John Wick'in dakikada 60 tane vurduğu en vasıfsız henchmanlardan bir tanesi. Ne yapacaksın şimdi? Yasal yollardan ne yapabilirsin? Yani güçlü güçsüzü eziyor. Bu kadar basit. Bunu da bildikleri için bizim gibilerin önüne bunları atıyorlar işte. Vasıfsız Level 1 Level One henchman'ları atıyorlar. Harbi aynısı abi. Bak o iftira attığı şey yalan olsa bile izi sende kalıyor. Öyle. Öyle abi. Jao ile ben şey yapacakken. Jao konuk e, oyuncu olacaktı bizde. Olacak büyük ihtimalle. Yani o, o kendisi fikir değiştirmezse olur filmde. Birkaç kişi de onu görmüştüm. Duymuştum yani. Abi nasıl olur? Niye? Abi bilmiyor musun? Küçük kızları taciz ediyormuş. Aslında temaya göre tam onun olması lazım. Çünkü böyle iftira iftira carçur şeyler de var. Filmin içinde tam onun oynaması daha uygun olur yani. Ama tabii cameo olarak arkadaşlar. Şey gibi. Onun oynadığı bir film var ya. Onun yazıp yönettiği bir film var ya. <laughs> Öyle deyince kızıyor. Size yeni yıl için çok güzel videolar hazırlıyorum. Yeni yılda kimler asosyal olarak evde geçirecek? Yeni yılı, yeni yılı kimler asosyal olarak evde geçirecek? Yani ya böyle tek başına program seyrederek, yeni yıl programları seyrederek ya da arkadaşlarını çağırıp ama yine de evde program seyrederek ya da arkadaşlarında böyle oturup program seyrederek. Büyükten yeni yılda askerde olacağım. Ben de öyleydim ha bu arada. 2006 2007 yeni yıl yılını askerde geçirdim. İzin verdiler. 2006'da hani saat 12'ye kadar ayakta kalabilirsiniz diye. Ama 6'da mı ne? 4.5 ne 6 lan? Acemilikte buçukta kalk var. Dört buçukta. Biz çünkü en yeni devreydik. O yüzden ilk bizim kalkmamız gerekiyordu. Tuvaletle vesaire işlerimizi halletmek için. Dört buçukta kalk var. Ben de gittim onda yattım abi direkt. <laughs> Ve ilk defa yeni yıla girdiğimizi görmediğim, 2006'da yatıp 2007'de uyandığım sene oldu. Yılbaşını evde geçirecek, yalnız ya da arkadaşlarıyla evde geçirecek arkadaşlar için çok güzel bir yeni yıl programı yapıyorum. O kadar çok içerik olacak ki çünkü Şimdiden başladım. Şeyden dolayı vicdan azabı çektim. Geçen sene yapamadık ya. Geçen sene yapamadık. Öyle mi yapsak böyle mi yapsak derken yeni yılda canlı yayın açarız falan filan gibi düşündük ama o da olmadı falan. Hiç video yapamadık. Bu sefer onun telafisi olarak baya güzel programlar. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Evde kopmalık. DJ Aydal. DJ Aydal. Evde kopmalık böyle bir saat belki daha fazla daha uzun bir şey. İşte öyle. Müzikli, DJ boothlu, ışıklı ışıklı gösteri. Böyle televizyonunuzu açıp kendi kendinize partilemek için evde. Onun haricinde komedi skeçleri, sürpriz, sürpriz komedi skeçleri bile. Gerçekten prodüksiyondan bu sefer şey yapmadık, ödün vermedik. Ondan sonra çok eğlenceli bir gameplay videosu hazırladık. O, o hazır zaten. Artı bir tane daha çok güzel bir gameplay videosu yapacağım sizin için. Konulu molu bir Oyun hangisi olduğunu söylemeyeceğim, sürpriz olsun o da. Onun özelliği de bir yeni yılda kuzen gelmişti, kuzenlerim gelmişti. Bütün gece onu oynamıştık. Onun remastered versiyonu, grafiklerin falan sesinin grafiğinin daha iyileştirildiği remastered versiyonu çıkmış, onu oynayacağım. Ondan sonra sketchler birkaç tane olacak. Ondan sonra güzel şeyler var. Ha, bir de mesela şey çekiyorduk ya. Yeni yıl böyle partilerden videolar, görüntüler falan çekiyorduk. Onlar da olacak ama daha önce yap yani şey yaptığımız böyle Halloween'de falan çektim ya. Onları daha yüklemedim. Onları yeni yılda yükleyeceğim. Bir de 19 Kasım'da bir tane daha olacak. Onu da gene yükleyeceğim. Hepsini o gün yükleyeceğim abi. Yani baştan sona full açık böyle şey yapabileceğiniz bir yayın olacak. Milli piyango bileti aldığın oldum Ben küçükken inanıyordum öyle şeylere ya. Küçükken inanıyordum. O tür şeylere inanıyordum abi. Dilli düdük olmadan yılbaşına girilmez. <laughs> The Crew yayınları gelir mi? Belki ileride gelebilir. The Crew ara ara oynuyorum. Şu an şey oynuyorum. Başka bir oyun oynuyorum. Onu görürsünüz. Hangi, neyi oynadığımı sürpriz olsun. Hala alıyorum. Çıkacağın değil de Umut. Teşekkürler. Çıkarsa bana verirsin. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela benim bütün seyircem. Bütün seyircem değil de. Bütün subscriberlarım. 600 bin kişi. 600 bin kişi. Hepsi alsa. Hepsi yılbaşında bilet alsa. Ve her, içlerine herhangi birisi kazanırsa 1 milyonla bana verse. Gene çok çok düşük ihtimal. Harbiden düştü. Bir de şöyle bir şey var. 600 bin takipçim yok zaten. O e, subscriber, abone sayısı takipçi anlamına gelmiyor. Bir videoyu ortalama kaç kişi seyrediyorsa o aslında sizin gerçek takipçi sayınız. Yani şöyle yüzde bir desem. Şurada mesela yüzlük zar var ya arkadaşlar. Bak onu, onu söylesem hiç kimse almaz değil mi? Hiç kimse almaz. Desem ki yüzlük zar var. Siz bir sayı söyleyeceksiniz. Sonra zarı atacağız. Ve o söylediğin sayı çıkacak. Çıkmazsa kaybediyorsun. Onu söylesem kimse almaz. Yüz bu da bu. Bir de bu. Yüzde bir yani. İşte bu önemli olan insanların gözünü boyamak. Bir ara şey vardı ya onda acayip millet yiyordu ya. Hala vardır herhalde. Var mı o? Şans topu değil de ötekisi. Sayısal loto. 6 bölü 49 diye geçiyor ya. İnsanlar da bakıyor. Olan 49 sayı var. 6 tanesini biliriz yani Ne olacak ki? 49'da 6